ortaya mı çıkar diyorsunuz? Ya kuralları bozmak, demokrasinin şeysi budur. Kuralları bozduğun zaman infilak eder. Burada biz sokakta kurallar nasıl bozuluyorsa, zengin nasıl bizi dövüyorsa, güçlü nasıl bizi dövüyorsa, biz de onun elinden nasıl alıyorsak bu kurallar bize yerleşiyor ve bu hiç çıkmıyor yani. Bu bir güç dayatması, güç bastırması. Geldiği gün televizyonları değil mi ele geçirdi? Geldiği gün dayattı, bastırdı, vergi cezaları attı falan 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 diye. Bu demokrasiyi öğrenebilmemiz için önce şunu bileceğiz. Herkes kural. Kurallar. Kural dışına çıkan, daha ortaokulda çıkıyorsa cezası, disiplin cezasını alacak. İlkokuldan beri çocuk kurallara uymaya öğrenecek. Disiplin budur. Hak, hukuk, kuyruk sıra. Şu basit bir kuyruğa giriyorsun ya. Bu basit bir şey değildir. Yani çok basit bir şey değildir bu. Bu bir şeyi büyük bir terbiye gösterir sana. Sıran gelecek. Disiplini. Bunu disiplini öğretir sana. Şimdi cemaat bütün soruları çalıyor, kendi adamlarına getirip koyuyor. Şimdi kendi adamları, şimdi 17 yaşında çocuk, cemaatin adamı. Temiz bir çocuk. Bu çocuk bir suçu paylaşıyor Yavuz. Evet. Şimdi o çocuk o suçu paylaştığı için o suça ortak oluyor. Ömür boyu o suça ortak olduğunu gizliliğini yaşıyor. İşte ajanlığa giden, birilerinin adam olmaya giden yola orada kendisi o suçluk psikolojiyle yol açıyor. Hani senle ben ortaokulda bir kızın peşine gittik diyelim. Öyle bir şeyimiz var. Kırık bir durumumuz var. Onu gizleme şeysi, başkalarından gizleme şeysi bizi yarın daha büyük suç ortaklıklarında da aynı gizliğin içine sokuyor. O çocuk o gizli soruları almışsa, onunla da imtihan kazanmışsa ömür boyunu saklayacak ve ömür boyu o soruları ona verenleri de saklayacak. Ve o soruları ona verenlerin emrine girecek. Emrine girecek. Tabii bu bir suç. Hatta o soruyu ona verenlerin yasa dışı